Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar yine çok önemli bir haftadayız. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gündönümü En uzun geceyi yaşayacağız. Merkür de aynı gün Oğlak Burcu'na geçecek. 12. evinizdeki Güneş hareketi, Merkür hareketi önümüzdeki birkaç hafta sizi biraz sakinleştirebilir. Biraz böyle kendi dünyanıza çekebilir bilinçaltınızla ilgili konular maneviyatla ilgili konular genel sağlığınızla ilgili temalar veya daha bireysel yaptığınız iş hayatınızdaki hazırlıklar çalışmalar planlamalar ön planda olabilir 21 Aralık'ta yine çok önemli bir gezegen geçişimiz var hem de bu sizi direkt etkileyen bir hareket kova burcunun sıfır derecesinde Jüpiter ve Satürn kavuşacaklar büyük kavuşum bunu zaten uzun süredir bekliyoruz, haberlerini de duyuyoruz, takip ediyoruz. Bu kavuşum tüm dünyayı etkileyen, toplumsal yapılarda, kültürel sistemlerde, ekonomik yapılarda, yönetimsel alanlarda önemli değişimler yaratan bir kavuşum aslında. Ve 2040'a kadar da büyük alanda, planda çok tesirli olacak etkisi devam edecek bir kavuşumdan bahsediyoruz. Tabii ki bireysel hayatlarımıza da önemli etkileri olacak. Bununla ilgili detaylı yorumları aslında yıllık videolarımda yaptım. Çünkü 2021 yılını önemli ölçüde etkileyecek bir gezegen kavuşumu bu. Henüz izlemediyseniz lütfen 2021 yıllık videolarımızı izleyiniz sevgili kovalar. Evet hem Jüpiter hem Satürn artık burcunuzda ve birlikte hareket ediyorlar. Bu kuşkusuz bir kova olarak sizin hayatınızı bu yılla beraber önemli ölçüde değiştirecek. Her şeyden önce bakış açınız, farkındalığınız değişecek. Hayattan beklentileriniz değişecek. Yeni yapılar kurabilirsiniz hayatınızda. Belki biraz daha özgürleşeceksiniz. Ama tabii ki şanslarınız da var. Hayat size yeni pencereler açabilir bu süreç içerisinde. Bu hafta Mars Koç burcundaki hareketini sürdürüyor. Salıdan itibaren Ay da Koç burcunda olacak. Mars'la Plüto arasında da bir gerilim var. Bu hafta Mars Plüto karesi tekrar etkinleşecek. Ekim ortalarında da yaşamıştık bunu biz. Tam 9 Ekim civarı Mars'la Plüto kare açı yapmıştı. Şimdi tekrarlıyor bu açı. Ay da Koç burcundan geçerken etkisini arttırabilir. Özellikle salıdan itibaren çarşamba günü, perşembe sabah saatleri bu etkiyi hissedebilirsiniz. Ee, özellikle de zihniniz, düşünceleriniz çok hızlı çalışıyor. Ee, çok fazla fikir üretiyorsunuz. Bazen düşüncelerinizi ya da düşündüğünüz şeyleri ifade ederken çok kontrolsüz olabilirsiniz. Hızlı düşünüp hızlı konuşabilirsiniz. Bu biraz hani etrafınızdaki kişiler adına zorlayıcı olabilir, kırıcı olabilir. Daha sakin olun. Çabuk sinirlenebilirsiniz örneğin. Bu hafta bu stres yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Trafikte de biraz dikkat edin genel olarak çünkü Mars Pluto sevimsiz bir açıdır ve kazalara da yol açabiliyor buna da dikkat etmekte fayda var Perşembe gününden itibaren öğle saatlerinden itibaren ay boğa burcuna geçecek bu bizi biraz daha sakinleştirip iç dünyamıza yönlendirebilir özellikle cuma cumartesi günü daha çok aileyle ilgili konular ya da evdeki uğraşlarımıza daha fazla yönelmemiz mümkün görünüyor bu aslında bir şekilde bizim için koruyucu da olabilir. Şöyle bir dış dünyadaki aktiviteler yerine biraz kendi dünyamıza, evimize yönelmemiz, e, sakinleşmemiz, dinlenmemiz ve iç huzurumuzu bulmamız için de faydalı olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.